Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Corsa D1.3 dizel aracımızın yağ filtresini değiştireceğiz. Normalde yağ filtresini yağının değişimine kilometre olarak var ama yağlanması geç yanmaya başladı. Daha önce başıma gelmişti, yağ filtresi kilometresinden önce bozulduğu için bu sefer 3000 kilometre kadar var. Yağ filtresini değiştireceğiz. Yağ filtremizi boş marka aldık. 30 TL'ye aldım. Tırnaklı tip olarak geçiyor. Aracımız 2007 model. İçinden contası da çıkıyor. Şimdi sökmeye başlayalım. Önce kolay çalışmamız için motor üst kapağını söküyorum. Şimdi şu emme manifoldunun hava filtresine giren bölümünü söküyorum rahat çalışmak için. İki tane kelepçe tutuyor. Bir tane de üst bölümde vidamız var, tork vidamız. Zaten çektiğimizde geliyor. Üç tane de bu yağ filtremizin dışta bir metal koruması var. Üç vida. Onu söküyoruz. Şimdi son vidamızı söküyorum. Şimdi onu da söktükten sonra kupamızı söktük. Normalde su anahtarıyla açmaya çalışmıştık, açamadım. 26 lokma aldım. Onda lokma kolum olmadığı için şöyle bir aparat buldum. Bununla açmayı deneyeceğim. Bakalım, inşallah açabiliriz. Yağ filtremizi söktük. Biraz dediğim gibi zorlandık ama elimizde anahtar sıkıntısı olduğu için şimdi eski filtremizi çıkarıyorum. Filtremizi söktüm. Temizleyici ile pas sökücü ile içini bir temizleyeceğim. Temizledik. Bu şekilde. Şimdi yeni filtremizi oturtturacağız yerine. Biraz yağ aksın. Yeni filtremizi aldık.
Yeni filtremizdeki yeni contayı önce takalım. Eskisini çıkartalım. Contamızı aldık. Onu yerine takıyoruz. Yeni contamızı yerine taktık. Yeni filtremizi aldık. Zaten tırnaklı. Yerine oturtturduk. Bu kadar. Takmadan önce bu contamızı yağlıyorum. Oradan sonra yerine takacağız. Contamızı yağlıyorum. Takarken kolay olsun. Conta zarar görmesin diye. Yağ filtremizi şimdi aldık. Yerine getirtiyoruz. Çevirerek takıyoruz. Önce elimle çeviriyorum. Sonrasında anahtarla sıkacağım. Şu an elim yağlı olduğu için fazla sıkamıyorum. Bir saniye. Sonuna kadar sıktım. Tamam. Bu kadar. Şimdi söktüğümüz parçalarımızı geri takacağız. Tabii şimdi yağ filtresini değiştirdik. Diğer söktüğümüz eskide 250-300 gram kadar yağ çekmiştir. Eski elimizde bulunan yağımızdan üzerine ilave edeceğiz. Tabi kontrol edip yağ çubuğunda. Filtremize taktık. Diğer söktüğümüz koruma muhafazasını takacağız. Şimdi geri muhafazamızı yerine takıyoruz. Muhafazayı takmadan önce motoru bir çalıştırıp yağ kaçağı var mı yok mu onu denerseniz daha iyi olur. Şimdi biz denedik ama orayı, video fazla uzun olmasın, sıkıcı olmasın diye orayı kestim. Zaten dediğim gibi 3 tane vida tutuyor burayı. Normalde üçü de torp vida oluyor ama sağ olsun bizim önceki yağ değişimindeki yapan usta diğerini bir tane somun atmış oraya. Diğer üçüncü somunumuzu da sıkalım. Şimdi emme manifoldumuzun hortumunu takıyoruz. Önce hava filtresi tarafını takarsak daha kolay oluyor. Sonra karşı tarafı. Zaten oturuyor, basit. Onu da dediğim gibi şu şekilde. İki tane kelepçesi var. Kelepçelerin geleceği yerler ve hortumun geleceği yerler belli zaten. Geçeceği yerler karşı karşıya getiriyoruz. Yani tornavida tutan herkesin yapabileceği işler. Şimdi hava filtresi tarafını sıkıyoruz.
Aynı şekil burada da geçeceği yer belli zaten. Hava filtresi tarafını da sıktık. Son bir vidamız kaldı. O da hava filtresinin tampona sabitlediği MM-Alif hortumunu sabitliyoruz. Onu da tork ucuyla. Bunu bir tane vida tutuyor. Yapmamız gereken bu kadardı. Eğer ki sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şeyler olursa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız destek amaçlı kanalımıza abone olabilirsiniz. Son bir not olarak dediğim gibi yağ eksileceği için içinden yağ çubuğuyla yağ seviyenizi kontrol edip eksilen yağ kadar yağ eklemeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.